Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Arkadaşlarımızın biraz bağlanmasını sağlayalım, başlayalım. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz, iyi akşamlar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün sirkeye dair tüm merak ettiklerinizi konuşacağız, sorularınızı yanıtlayacağız ve kısacık sirke tarifi de paylaşacağım sizinle. Hoş geldiniz Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Okullar tatile girdi. Anneler çocuklar kadar biz de heyecanlıyız. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Emineciğim, hoş geldin. Okul biraz sakinleşelim artık, dinlenme zamanı diyorum. Gerçekten çocuklar kadar anne babalar da yorulduk diyorum ben. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yavaş yavaş sirkeye geçiş yapalım mı? Şimdi şöyle yapalım, arkadaşlarımızla toplanana kadar sirke tarifini şöyle özet bir geçelim. Nasıl sirke yapacağız? Nasıl uygulama yapmamız gerekiyor? Arkadaşlarımız toparlanana kadar anlatayım. Videoyu canlı yayını yine kaydedeceğim. İsteyen olursa sorudan tekrar izleyip sorulara cevap verebilir. Hoş geldiniz Şinay Hanım. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Şimdi başlayalım diyorum. Sirke tarifine geçelim. Öncelikle en basit, en kolay sirke. Yani sıfırdan başlıyoruz. Hiç sirke yapmayı bilmiyoruz. İlk defa sirke yapacaksak hangi sirke tarifiyle, hangisiyle başlamalıyız? Hangi meyveyle sirke yapmalıyız? İşte bu genelde sirke yaparken çok korkuyorlar. Hangisini yapacağım, hangisi? Çünkü o kadar çok bilgi var ki hangi sirke yapacağını bilmiyor ve o kadar çok zorlayıcı tarifler var aslında. İşte pratik olanı size paylaşıyorum. Öncelikle ilk kez sirke yapmaya başlıyorsanız ya elma sirkesi yapın ya da üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi çok şekerli olduğu için çok basittir yapması. Hani bu sirke anasını çok dikkat çekti. Çok nasıl oluyor, benimki neden olmuyor diyenler oluyor. Eğer ki üzüm sirkesiyle başlangıç yaparsanız meyve şekeri oldukça yüksek olduğu için mükemmel bir sirke elde edebilirsiniz. Diyorum neydi ilk önce? Ya elma sirkesi yapacaksınız ya da üzüm sirkesi. Bunun için ilaçsız, hormonsuz, doğal elmalar ya da üzümler olmasına dikkat edin. Doğal meyveler her zaman için sirke yapmak için uygundur. Öncelikle hangisini yapalım arkadaşlar? Elma mı yapalım, üzüm mü yapalım? Şimdi şöyle yapalım. Üzüm dersek üzümü biraz parçalamamız gerekir. Elmayı yıkıyoruz. Tekrar başa alayım, toparlayayım ben. O zaman üzümü şöyle bir kenara alayım. Elma olarak devam edeyim ben. Elmaları doğal elma olmasına dikkat ediyoruz. Doğal, ilaçsız, mumsuz, şekilsiz, şükürsüz elmalar olursa daha iyi olur. Çünkü onlar doğal elmadır. Evet, elma yapalım, tamam mı? Çünkü en çok bilinen elma sirkesi. Elmaları güzel bir yıkadık. Ondan sonra onu bir kenara koyduk. En az 4-5 saat bir böyle havayla kurusun. Çünkü içerisinde sirke yapmak için orada faydalı bakteriler de havayla temas etsin. Yıkadık. Onu güzelce bir 4-5 saat, en az 4-5 saat dinlendiriyoruz. Ben genelde ne yapıyorum? İşte akşamdan yıkıyorum meyveleri, elmaları. Sonra seriyorum. O kendi hallerine sabah kadar kuruyorlar. Sabah kalktığımda da elmaları küçük parçalara bölüyoruz. Dörde bölersek yine olur ama ne kadar küçük parçaya ayırırsak o kadar daha fermentasyon hızlı işler. Ortadaki çekirdeğini şöyle alıyoruz. Kabuğu soymuyoruz. Küçük parçalarla doğruyoruz. İçerisine büyük bir 5 litrelik bir kavanoz düşünelim ya da işte ne kadar bir kavanoz düşünüyorsanız en az onun yarısı kadar meyve olmalı. Yarısından az meyve, elma olursa sirkenizin kalitesi bir tık daha düşük olacaktır. O sebeple kavanozun yarısı kadar meyve, yani elma, doğradığımız elmaları ilave ediyoruz. Üzerine kavanozun şu şekilde boşluk, en üst kavanozun bu şekilde en üstlü kısmı şu 4 parmak kalacak şekilde içme suyu ilave ediyoruz. Bu kısım sirke fermentasyonu sırasında kabaracağı için boşluk kalması gerek. Eğer ki biz burayı tamamen kavanozu doldurursak sirkemiz o fermentasyon sırasında böyle dışarıya pufur pufur çıkabilir. O sebeple
Suyu tamamen ilave etmiyoruz. Suyumuzu ilave ettik. Meyveniz yani bir de meyve seçerken yani elma seçerken tatlı, şekerli meyveleri seçin. İlk etapta başlarken söylüyorum. Zaten ilerleyen zamanda sirke yaptıkça profesyonel oluyorsunuz. Her yöntemlerini öğreniyorsunuz. En ekşi elma bile olsa yapabilecek bir duruma geliyorsunuz. İlk defa yapıyorsanız böyle bir tadına bakın. Güzel tatlı elmaları tercih edin. Tatlı elmalar, şekerli elmalar fermentasyonda oldukça kolay olur. Elma sirkesi kaç günde olur? Birazdan geliyoruz. Dinleyin lütfen. Suyunu ilave ettik. Ondan sonra eğer ki şeker miktarı yine az geliyorsa içerisine bir miktar bal ilavesi yapabilirsiniz. Eğer ki istediğiniz kadar şekerli değilse bal varsa bal ilavesi yapabilirsiniz. Yok benim ekonomim buna yetmiyor diyorsanız aktardan alabileceğiniz nöbet şekeri var. Daha önceki alış sirkemde de paylaşmıştım. O olabilir. Yok benim ona da gücüm yetmiyor diyorsanız pekmez olabilir. Yalnız pekmezin şöyle doğal bir tatlandırıcıdır. Fakat pekmez rengini koyulaşacaktır. Sonra dersiniz ki benim elma sirkem neden koyu? Neden sizinki gibi berrak değil dersiniz. Açıkçası ben kendim hani pekmezi evet doğal bir tatlandırıcı fakat rengini ben elma sirkesi deyince şöyle berrak görmek istiyorum. Yani göze de hitap etsin istiyorum. Mesela bu elimdeki alış sirkesi. Yani elma sirkesi de hemen hemen bu şeffaflıkta hatta daha açık şeffaf olabiliyor. Ama benim tercihim gözüme hitap etsin. Elma sirkesi. Evet bu elma sirkesi demeliyim. O sebeple tercih sizin. Pekmez de tercih olabilir. Hiçbir şey yoksa evinizde bulunan doğal toz şekerden ki tatlı bir elma ise 2 kaşık ilave edebilirsiniz. İlave etmeden de olur ama ilk etapta yeni başlıyorsanız bu hani sizi şevklendirecek, yaptığınızdan memnun olacaksınız ve devamının gelmesini sağlamak için bu sirkeleri yapımının ilk etapta şeker ilavesi yapmanızı öneririm. Çünkü güzel sirke yanısı olur, güzel yaparsınız. Ah evet ben artık güzel sirke yapıyorum diye devam etmenize fayda sağlar. Bu şekilde ekleyeyim. Şekerimizi ilave ettik. Varsa daha önceden sirke ev yapımı ama arkadaşlar kesinlikle market sirkeleri sirke diyemiyoruz. Ev yapımı fermente olmuş sirkelerden yarım çay bardağı bir çay bardağı kadar ilave edebilirsiniz. Yoksa hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ama pardon arkadaşlar biraz fazla gittim. O sirkeyi daha sonra ilave edecektik. Şimdi dur orayı bir atladım. Canlı yayın heyecanına veriyorum. Şimdi sirke ilave etmiyoruz. Meyveleri ekledik. Suyu koyduk. Bunu her gün sabah akşam en az 2 kez 3 kez karıştırıyoruz. Ne kadar karışıyor? Yaklaşık bu süre 2 hafta sürüyor. Yani burada süre vermekten ziyade meyvelerin tamamen dibe çökmesi gerekiyor. Meyveler tamamen dibe çöktükten sonra bu sirke ekleme işini yapıyoruz arkadaşlar. Bir soru geldi ona dikkatimi dağıldı. Meyveler tamamen dibe çöktükten sonra sirke ilavesini yapıyoruz. Eğer ki sirkeniz yoksa ilave yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü en basit yöntemiyle sirke tarifini paylaştım. Eğer ki sirke anası varsa fermentasyonu bu sirke ile sirke anası varsa fermentasyonu hızlandırma görevi görür. Yani sirkenizin oluşumunu bir tık daha öne çıkarır. Ve yeni yapacak arkadaşlar için ilk defa yapıyorsunuz. Ben yapamam, çok zor, korkuyorum diyorsanız özellikle yaz aylarında ilk denemenizi yapabilirsiniz. Çünkü yaz aylarında hava çok sıcak. Ferment olmaya çok müsait bir hava. Yani 2 ay gibi bir sürede hatta daha abartayım ben. 1 ay gibi bir sürede bile bazen hemen sirke anası oluşabiliyor. Çok hızlı fermentasyon oluyor. Eğer ki bunu kış mevsiminde denerseniz ama çok hevesliyseniz ama ben yaparım sorun değil. Kışın da yaparım diyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ben şu an hiç bilmeyen, çok zor görünen arkadaşlarımız için anlatmak istedim. İlk denemizde çok zor geliyorsa mutlaka yaz aylarında deneyin. Çok şahane sirkeler elde edersiniz. Meyvemiz dibe çöktü. Eğer ki varsa sirke anasını ya da işte sirkeyi ekledik. Yoksa hiçbirini ilave etmiyoruz. Ve üzerine mutlaka kalın bir bezle örtüyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Üzerini kalın bir bezle örtmemiz gerekiyor ki üzerine mikrobik bir bulaş olmaması, işte sirkenin, yok tuz koymayalım, tuz koyalım mı diyor.
Ben arkadaşlar tarifimde tuz kullanmıyorum. Çoğu sirke konusunda uzman arkadaşlarımız da tuzu önermiyor. Ama tuzla yapan arkadaşlarımız da var. Ama saygı duyuyorum. Ama ben tuzu kullanmıyorum açıkçası. Üzerine mutlaka kalın bir bezle örtmemiz gerekiyor. Yani hava alması lazım. Oksijen olması lazım sirkemizin oluşması için. Ama asla ağzını kapatmıyoruz. Ya da ince bir tülbentle sineğin larvalarının kavanoza giriş yapabilmesine imkan sağlayan ince bir tülbentle kapatmıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Eğer ki hani başımıza aldığımız örtülerimiz ya da ona benzer ince bir tülbentse bunu 5-6 kat yapabilirsiniz. Daha kalın bir bezse onu 2 kat ya da işte 1 kat yapmanız da yeterli. İşte kalınlığına göre değişir. Burada önemli olan o sirkenin larvalarının içerisine giriş yapmamasını sağlamalıyız. Bu çok önemli bir konu. Bir paket lastiğiyle iyice ama sıkılaştıralım. Çünkü gevşek yaparsak yine bir şekilde temas olabilir ve sirkemizde sorunlar olabilir. Hemen bir soru geldi, onu da cevaplayayım. 4 ay önce yaptım, hala sirke anası oluşmadı. Neden acaba? Çünkü kış aylarında fermentasyon biraz yavaş olur. Bunun da sebebi olabilir. Bir de sirkenizi nasıl yaptınız onu bilemiyorum. Eğer ki bazı tariflerde çok üzgünüm ama nohut, fasulye ya da ne bileyim acayip bir eklentiler yapıyorlar. Bunlar sirkeyi olumsuz etkiler. Yani böyle bir şeyi asla eklemenizi önermem. Hatta bir kez kendi anneme bile anlatırken televizyonda gördüm. Bir su bardağı tuz ilave ediyoruz. Kızım dedi, sen yanlış bilmiyor biliyor olmayasın dedi. Anneciğim dedim, her gördüğüne inanma, tuz asla koyulmaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya bir su bardağıydı ya da bir yemek kaşığı mıydı? Şu an yanlış olmasın. Ama ciddi miktarda tuz ilavesi yapıldığını söyledi. Kesinlikle dedim, sen kızına güven, doğru yoldasın diye. Hatta öyle bir anım da vardı. Tuz ilavesi işte miktarı çok fazlaysa fermentasyonu yavaşlatacaktır zaten. Çünkü sirke oluşumunda şekere ihtiyaç vardır. Mantar mayalar şekerle beslenir. Yani o siz şekeri koyduğunuz zaman o şeker size gelmiyor. Zaten size gelene kadar o mantar mayalar onunla besleniyor. Onunla büyüyor. Onunla işte asidik aside dönüşüyor. Bu şekilde sirkemizi yaptık. Tülbentimizi iyice kapattık. Meyveler dibe çöktü. Ne yapıyoruz bunu? Karanlık bir dolap içerisine, buzdolabı değil ama mutfak dolabımızın tezgah altındaki bir bölümüne koyabiliriz. Burada bekleteceğiz. Çok hareket ettirmezsek iyi olur. Yani hani böyle sürekli açıp kapa açıp kapa değil de onu kendi haline bırakacağız. Ama mutlaka ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk oluşurken sirkemiz keflenebiliyor. Yani kef dediğimiz üzerine dokunduğumuz zaman sirke anasıyla genellikle çok karıştırılır. Üzerine dokunduğumuz zaman parmağımıza, temiz bir parmağımıza yapışıyorsa şöyle bakarız. Eğer ki parmağımıza yapışan bir durum varsa bu keftir. Eğer ki dokunduğunuz üzerinde bir şey oluşuyorsa, dokunduğunuz üzerine yapışma, parmağınıza hiçbir şey görünmüyorsa bu keft değil, sirke anasıdır. Testini bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi tezgah altına kaldırdıktan sonra belirli bir aralıklarla, yani ilk etapta kontrol etmeniz daha doğru. Çünkü ilk etapta eğer ki kef oluşacaksa zaten oluşacaktır. Ya da sirke anası oluşacaksa zaten bunlar oluşacaktır. İlk etapta bakın, yani bir en azından 15 gün sonra bir kontrol edin. Kef mi oluşmuş, bir şey var mı, yoksa temiz mi? Baktınız temiz bir oluşum, her şey yolunda gidiyor, tamam. Artık devam edebilirsiniz. Yani yine de bunu işte ayda bir kontrol olabilir ya da 2 ayda bir kontrol olabilir. Ara ara kontrol etmeniz gerekiyor. Kef olursa ne yapacağız? Kef olursa mutlaka temizleyeceğiz. Temizledikten sonra ya bazen bir kez temizlememiz yetiyor. Bazen 2 kez. Bazı meyvelerde, onlar çok ileri safhalarda, bazı yapılım aşamaları zor olan sirkeler var. Onlarda biraz daha oluşum sürebiliyor. Ama elma ve üzüm sirkelerinde genellikle ilk alışta kefi olursa bu şekilde tekrar kefin oluşması biraz daha zor oluyor. Yani ondan sonra anaya dönüşebiliyor zaten. Sirke anası oluşabiliyor zaten. Bu şekilde sirkemizi yaptık. Ne kadar sürecek? Sirkemizin fermentasyonu ne kadar sürecek? Yaklaşık 8 ila 12 hafta sirke fermentasyonu için ortalama bir süredir. Hemen bir soru gelmiş. Onu da cevaplayayım burada. Çok keskin bir sirke yapılmışsa o zaman kullanacağımız zaman
Azıcık kullanacağım sirke tuz atılabilir ama büyük ana kabin için tuz atılmaz. Ya o çok az bir miktar zaten tuz etkilemez. Ama gerçekten çok ciddi miktarlarda tuz atılımı oluyor. O sebeple ben açıkçası hani tuz atımını önermiyorum. Bu şekilde diyebiliriz. Evet, çok azıcık belki bir çimdik atılabilir. Bu sorun olmaz zaten. Hiçbir ne yararı olur bana göre ne de zararı olduğunu düşünüyorum. Sirkemizi koyduk. Şu an benim de sirkelerim var. Kış ayı olduğu için havalar oldukça soğuk olduğu için sirke anası yine bir oluşmuş ama çok ince. Fermentasyon çok yavaş. Bu yaz aylarında mesela yazın kurduğum bir sirkemde çok çabuk hatta bir ay sonunda ben inanılmaz sirke anasının yani sirke fermentasyonunun tamamlandığını gördüm. Gerçekten çok mükemmel bile sirke olmuştu. Hatta ben bile şaşırmıştım. Gerçekten çok çabuk oluşmuştu. İşte bu fermentasyon süresi havanın sıcaklığı, soğukluğuyla alakalı olabiliyor. Yaklaşık dedik, ne dedik? İşte kış, yazın bir buçuk ayda bile olabiliyor. İşte bu duruma göre dediğim gibi nereye koydunuz? Güneş almaması gerekiyor bu arada. Güneş almayan ılık sıcak ortamları sever sirke. Fermentasyon olması için soğuk havalardan hoşlanmaz. Yaklaşık işte yazın bir buçuk ila 3 ay daha oluşur. Çünkü yaz aylarında sirkenizi mutlaka kontrol edin. Çünkü çok sıcakla beraber aşırı hızla ferment olacaktır. Çok çok keskin olacaktır zaten. Kış aylarında bu uzun sürebiliyor. Kaç aya kadar? 6 aya kadar kontrol edin arkadaşlar. Eğer ki sirkeniz 6 ay beklemişse, hala bir oluşum yoksa sirkenizde bir problem var demektir. Yani eğer ki sirkeniz 6 ayı beklemeyin. Yani 5 aydan sonra sirkeniz oluşmuyorsa bile bir bakın. Eğer ki tadına bakarak ben tadımla sirkenin kalitesini anlıyorum. Yani eğer ki sirke kokusu tadı iyi ise sirkenize süzebilirsiniz diyorum. Eğer ki baktınız 5 ay geldi hala sirkeniz istediğiniz keskinlikte değilse keskinliğini beklemeden süzmenizi öneririm. Çünkü 6 aydan sonra sirkeniz oksijenle beraber suya dönüşebilir. O sebeple sirkenizi mutlaka şişelemenizi, süzmenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle geçelim. Sorularınız var mı? Önce onlara bir bakayım. Şimdi bununla ilgili bir sorularınız var mı arkadaşlar? Bu yapım aşamasıyla sirkemizi yaptık, kaldırdık. Aa, şurada bir soru varmış. Önce onu yanıtlayayım. Merhaba. Bal ile yapılan elma sirkesinde bir haftada üzerinde beyaz köpük olması normal mi? Gayet köpük dediğimiz şey fermentasyon sürecidir. Bu gayet normal. Hani dedik ya üzerinde şöyle 4 parmak kalacak şekilde boşluk bırakalım. İşte bu 4 parmak kalacak bir şekilde boşluk bırakmamızın sebebi bu fermentasyonun olması, bir şeylerin aktif olmasını gösteriyor zaten. Gayet normal. Bakalım. Yasemin Hanım demiş. Benim yaptıklarım aşırı keskin olmuyor. Neden acaba? Bir meyvelerinizin miktarı az olabilir mi Yasemin Hanım? Yani hani dedim ya meyveleriniz suyundan az olmasın, mesela yarısından az olmasın. Meyve miktarı etkili olabilir. Meyveniz şekerli değilse bu şeker kısmı gerçekten çok etkili bence. Çünkü çok denemeler, çok sirke yaptığım için bazılarında şeker miktarını az kattığım zaman sirkem daha az keskin oluyor. Çünkü dedim ya işte mantar mayalar şekerle besleniyor. Bazı arkadaşlarımız zannediyor ki o şeker ya o bunu biz nasıl içeceğiz? Şeker zarar ama bize şeker kalmıyor zaten. Şekeri mantar mayanın beslenmesi için veriyoruz biz. O sebeple keskin olmayabilir. Şeker miktarı az olabilir. Meyvenizin şeker miktarı az olabilir. Dediğim gibi meyve miktarı az olabilir. Bunlara dikkat ederseniz bence çok şahane sirkeler yapabilirsiniz. Mühendis çoban ne demiş? Sirke yapımına değil. Abla kullanmak için aldığımız kaşık ya da bardağa atılabilir. Pardon anlayamadım. Ya, sirke yapımında kullanmak için aldığımız kaşık ya da bardağa atılabilir. Yanlış anladım galiba. Pardon. Ha yanlış anladım. Evet biraz önce tuzdan bahsetmiştik ya arkadaşlar. Tuz evet atılmasından bahsetmiş. Evet doğru söylüyorsun. Tuz atılmaya gerek yok çünkü. Evet demiş ki Şenay Hanım. Merhaba. Bir saniye pardon. Sirkenin bozulduğunu nasıl anlarız? Sirkenin bozulduğunu nasıl anlarız? Sirkenizin tadı yoksa, tadında bir gariplik hissediyorsanız, işte sirkenizde küf varsa mutlaka mutlaka dökün. İmha edin o sirkenizi. Küf çok çok tehlikeli bir oluşumdur. Hiçbir şekilde küflü sirkeyi
temizleyip ya da bir şekilde kullanmaya kalkmayın. Nasıl anlarız? Suya dönüşmüşse sirkeniz zaten oksijenle beraber suya dönüşmüştür. Bu da bozulmanın bir işaretidir. Umarım anlatabilmişimdir. Ceviz sirkesi yapmıştım ama suyu ve cevizleri yemyeşil oldu. Neden acaba? Ne demiş? Reyhan Hanım sanırım. Reyhan Hanım ceviz yeşil olduğu için ceviz sirkesi, ceviz yapraklarıyla mı yaptınız? Çünkü onun zaten bir saç boyama etkisi var. Bu gayet normal. Sirkeniz neyle yaparsanız zaten o rengi alacaktır. Sanıyorum ceviz sirkesi yapmıştım ama suyu cevizleri yemyeşil oldu. Cevizin iç kısmıyla mı yaptınız acaba? Ama normalde cevizin her halinde içerisinde barındırdığı bir koyu renk vardır zaten. Eğer ki içiyle de yapmışsanız cevizi yediğimiz zaman hani bilirsiniz taze ceviz yediğimiz zaman ellerimiz bir leke olur. Yani onun özünde o. Çok çok normal. Gayet normal. Sirkenizin rengi pardon yaptığınız meyvenin rengi neyse sirkenizi zaten onun sonucudur. Pardon, şöyle bakalım. Başka ne varmış? Sorularımıza bakalım şimdi. Sirkenin oluştuğunu anlamak için sirke anasının olması mı lazım? Hayır. Bana göre sirke anasının oluşumu bir kriter değildir. Tadına bir bakın. Sirkeniz gayet keskin, çok lezzetli. İçimi müsaitse zaten sirkeniz olmuş demektir. Bize sirke anasından ziyade sirkenin içerisindeki faydalı bakteriler lazım. O yüzden yani sirke anasına illa takılmayın. Bu biraz bana göre açıkçası sirke anası kısmı biraz da çok kısmı gibi geliyor bana. Yani hani insanlar onu daha değişik, daha farklı işte sirkenin bir başarı görüntüsü olarak algılayabilirler ama önemli olan tadına baktığınızda gerçekten bir sirke kokusu alıyorsanız içime müsait ve şahane fermente probiyotik bir içecektir diyorum. Sirke anası olur olmuyor bende hiç. Sirke anası biraz önce anlattıklarımı dinlediniz mi? Didem Hanım, dinlemediyseniz mutlaka bence tekrar dinleyin. Çünkü sirke anası oluşmuyorsa şekeri az olabilir, yapım tekniği farklı olabilir. Yani farklı tarifler de yapmış olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çok farklı tarifler var. Nohutundan tutun fasulyeye kadar ekleyebilen yani tarifler gördüm ve inanılmaz şok oldum. Bu şekilde diyeyim. Diğer soruyu okuyorum. Elma sirkemde sirke anası oluşmuyor. Ne yapmalıyım? Bunu da aynı cevabı vermiş oldum. Sirke anası olmuyorsa yaptıkça şekerli meyvelerle yapın. Bir kez de yaptığınız hani böyle bir ana oluşmasını istiyorsanız bol şekerli meyveleri. Hatta bir miktar dediğim gibi bal, şeker ya da nöbet şekeri ilavesi yaparak çok güzel sirke analarınız olacaktır. Ve çok keskin sirkeleriniz olur. Evet. Demiş ki Ayla Hanım karıştırma işlemini tahta kaşık ile mi yoksa demir kaşıkla mı olmalıdır? Arkadaşlar bu konu hakkında oldukça bir söylentiler dönüyor işte hurafeler diyorum ben aslında. Çünkü metal kaşık işte tahta kaşıkla karıştırmadın diye bana çok olumsuz dönüşler de olabiliyor ama olumlular da var. Bilinçli kişiler metal kaşığın hijyenik olduğunu zaten biliyorlar. Tahta kaşık mikrobik bir bulaşa sebep olabilir. Çünkü yani şöyle söyleyebilirim. Tahta kaşık gayet sağlıklı, iyi bir araç gereç. Fakat yeni kullanılmamış, temiz, hijyen kurallarına uyulmuş bir tahta kaşık doğrudur. Şimdi biz evde yemek pişirdiğimiz tahta kaşığı bu sirkenin içerisine daldırdığımız zaman o tahtanın kenarlarında mikrobik bir bulaşa sebep olup o tahtayla beraber yaptığımız sirkenin içerisine alabiliriz. Bu sebepledir ki ben her zaman metal kaşık kullanmayı, temiz metal bir kaşık kullanmayı tercih ediyorum. Ve sirkenin olumsuz bir şekilde, hiçbir şekilde etkilenmiyor. Etkilenmediğini de gayet görüyorum. Sirke mayası sonradan katılabilir mi? Veya sizin suda erittiğiniz şeker sonradan hızlı mayalansın diye eklenebilir mi? 2 hafta sonra mesela. 2 hafta sonra sorun olacağını düşünmüyorum. Eğer ki çok hani abi unuttum falan diyorsanız eklenebilir. Çünkü 2 hafta çok geçmiş bir süre değil. Ama daha sonralarını eklemeni uygun görmüyorum açıkçası. 2 hafta çok uzun bir süre olmadığını düşünüyorum. O yüzden eğer ki hiç katılmamışsa ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani öyle bir şey başıma gelmedi ama 2 hafta çok uzun bir süre değil. Avuç sirkesini kurmuştum. Ekim ayında üzerinde beyaz köpük oldu. Acaba olmamış mıdır? Bu köpük yeni mi oluştu acaba? Şu an mı oluştu yoksa sirkeyi yaparken o 2 3 3 3 hafta içerisinde mi oluştu bu köpük?
Eğer ki ilk yapım aşamasında oluşmuşsa bu köpük gayet normaldir. Ama sonradan oluşmuşsa böyle bir oluşumla hiç karşılaşmadım açıkçası. Normalde sonradan köpürme olmaması lazım. Bu şekilde söyleyebilirim. Şöyle notlarıma bakıyorum hani acaba kaçırdığım bir şey var mı diye. Çünkü ben notlarımı da aldım. Canlı yayın olduğu için bazen hani istemeden de unutabileceğim bir şey olur mu diye. Şöyle bir saniye bakayım arkadaşlar. Tamam yoktur herhalde. Şu an notlarımda göremedim. Bakalım başka soruya geçelim. Portakal sirkesinin tarifini verir misiniz? Portakal sirkesi de yine diğer tüm meyveler gibi. İsterseniz limon sirkesi tarifimi gördünüz mü? Sevgili Ay Hanım. Limon sirkesi yapmıştım. Sarımsak kürüğüyle beraber onundan kalan meyve şeyleri limonların kabuklarıyla sirke yaptım. Bence ona göz atın. Şimdi ben burada da yine size anlatırım ama şimdi görerek uygulamanız daha doğru olur. Yine bence bir göz atın derim. Ben size isterseniz DM'den yazın. Ben size bir linkini göndereyim. İzlerseniz daha doğru olur bence. Bu şekilde devam edelim. Ama yine genelde sirkelerin kuruluş yöntemleri her zaman için hemen hemen birbirlerine benzer. Uç noktalardaki mesela zeytin yaprağı sirkesi gibi. Bunlar biraz farklılık gösterdiği için normal meyve sirkeleri hemen hemen birbiriyle aynıdır. İşte yıkanır, kurutulur, işte çekirdekleri varsa ayıklanır. Doğranması gereken meyveler doğranır güzelce. Ya da işte üzümse eğer ki bu doğranmaz, bu güzelce bir ezilir. Ezilecek meyveye göre. Aynı işlem yine devam eder. Yani hemen hemen sirkenin yapım aşamaları birbirine benzer. Fakat meyveden işte üzümse üzüm ezilir. Portakalsa işte kabuklu mu yapacaksınız yoksa sadece kabuksuz mu yapacaksınız? Buna göre de yine değişiklik gösterir. Hayıt ve harnop sirkesinin önce sıcak su ile demleme usulü olmalı yoksa direkt normal su mu koymalıyız? Şimdi ben harnop sirkesi yapmadım fakat şöyle diyeyim. Ihlamur sirkesini de yapmaya niyetlendim ama bir türlü taze istediğim gibi güzel bir ıhlamur bulamadım. Şimdi ıhlamur sirkesiyle kıyaslayacak olursak ıhlamur sirkesinde de yine demleme usulü olarak yapılan var. Yine klasik usulle işte bizim bu işte meyveleri yapıp karıştırdığımız usul var. Harnup sirkesi de sanıyorum öyle olabilir. Sıcak su usulüyle olur mu? Harnup'u rastlamadım açıkçası ama bitki sirkeleri genellikle işte değişebiliyor. Ya demleme usulü oluyor bitki olduğu için, meyve olmadığı için. Ama hayıt ve harnup meyve olduğu için bence klasik yöntemle de yapılabileceğini düşünüyorum sirkelerin. İnşallah ilerleyen zamanlarda ben de yapmak istiyorum. Bunlar biraz tabii ki zaman alacak ve meyveye ulaşmanın kolay olduğu yerlerde çok daha rahat olur diye düşünüyorum. Böyle bir aşağıya gidelim. Sirke neden suya dönüşür? Hemen sirke neden suya dönüşür? Şöyle bir bakayım notlarıma da. Sirke aslında arkadaşlar şöyle notlarıma neden bakıyorum? Bazı şeyleri net size vermek istiyorum ama direkt cevaplayayım ben. Sirkeniz eğer ki oksijenle temas ediyorsa, sirkenizi iyi bir şekilde şişelemediyseniz, işte 6 ayı geçtikten sonra sirkeniz hala süzmediyseniz oksijenle beraber bu asidik asit suya dönüşür maalesef. Mesela şöyle hemen yanıma da aldım. Bu sirke anasının koyduğum kavanozum arkadaşlar. Eğer ki sirkenizi siz süzdünüz, böyle bir şekilde bir kavanoza koyduysanız sirkeniz mutlaka oksijenle temas ettiği için şu kısım oksijen. Oksijenle temas ettiği için mutlaka bir şekilde havayla temas edip suya dönüşecektir. Bu olmaması gereken bir durum. Sirkenizi nasıl şişirleyeceksiniz? Şu şekilde bakın arkadaşlar. Sirkenizi komple dolu görüyorsunuz değil mi? Bomboş bir alan yok. Sirkenizi tamamen full dolduracaksınız şöyle. Boşluk alan kalırsa sirkeniz zamanla suya dönüşecektir. Bu şekilde bu içmeyeceğiniz şeyle büyük bir kavanozda tüketeceğiniz sirkeleri bu şekilde küçük kavanozlara bakın hiçbirinde bir boşluk yok görüyor musunuz? Çünkü eğer ki boşluk kalırsa sirkeleriniz havayla temas eder ve suya dönüşür. Eğer ki sirkenizi çok uzun saklayayım işte 1 yıl 2 yıl saklayayım böyle çok kaliteli güzel bir sirke olsun diyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Böyle koyu renkli dar ağızlı kavanozlara koyun. Karanlık bir yere koyun. 2 yıl beklesin, 3 yıl beklesin sirkeniz durdukça kaliteli olur. Ama burada dediğim gibi önemli bir püf noktası asla hava ile temas etmemeli.
Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Sirke nasıl oluşmadı? Ne yapmalıyım? Hiç kaygı etmeyin, hiç dert etmeyin. Tadına bakın sirkenizi. Şöyle bir kaşıkla ağzınıza alın. Güzel sirke kokusu varsa, evet tamam olmuştur. Zaten bize sirke anası değil, sirkenin faydaları, içerisindeki probiyotik bakterilerin faydalarına ihtiyacımız var. O yüzden sirke anası oluştu mu oluşmadı mı dert etmeyin. Önemli olan güzel tadlı, içime uygun güzel bir sirkeniz olmuşsa tamamdır. Karanlık ya da dolaba kaldırdığımızda ağzını kapatacak mıyız? Yoksa kalın bir bezle mi kapatacağız? Ağzını kapatmıyoruz. Sirke oluşum sırasında hani meyveleri koyduk, suyunu ekledik. Ağzını asla kapakla, şöyle kavanoz kapağıyla kapatmıyoruz. Sadece kalın bir bezle, iyi bir lastikle mutlaka iyice hava almıyor. Yani lastikle hiçbir yerinden, mesela lastikle kapattığımız zaman kenarlardan, köşelerden bir sineğin ya da bir şeyin içine girmesini engellememiz lazım. Ya da herhangi bir mikrobik bir bulaşın olmamasını sağlamamız için sıkı bir lastikle o bezi kapatmamız gerekiyor. Yemyeşil küf oldu. Aa, dökün, hemen dökün onu, lütfen hemen kurtulun. Mutlaka bir mikrobik bulaş olmuştur. Asla tüketmeyin, çevrenize de tükettirmeyin. Nohut ekliyoruz. Evet, annem de öyle yapıyordu. İşte diyorum ya, işte sirke yapım tekniği var. Çünkü arkadaşlar bu nohut, ben açıkçası nohuta pek iyi bakmıyorum. Yoğurt yaparken de nohut mayasıyla yapan arkadaşlarımız var. Bunu araştırdığım kadarıyla, evet bu eskiden de yapılan bir yöntemdi, fakat şöyle söyleyebilirim, nohut da mikrobik bir bulaş olabiliyor. Çünkü doğada yetişiyor işte. Ben açıkçası nohutu hiç önermiyorum. Ne yoğurt yaparken nohutu öneriyorum. Çünkü orada evet bir şey kesiyor ama ne, içerisindeki faydalı bakteri mi nedir, yani nohut nedir bilemiyoruz. O yüzden ben nohutu önermiyorum açıkçası. Tariflerimde de kullanmıyorum. Sade bir sirke, fazla kırışık olmayan sirke en iyisidir diye düşünüyorum. Bakıyorum hemen yorumlara, aşağılara iniyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Ayşegül Hanım, sizin sayenizde sirke yapmayı, peynir yapmayı öğrendik. Sana çok teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. İyi ki yapıyorsun, iyi ki bizimlesin. Amacım zaten sizlere öğretmek, yapmanızı sağlamak. Ben yapıyorum. Evet, bana faydası var, aileme faydası var ama sizlerin de şifalanmaya ihtiyacı var. Biz hep beraber ülke olarak, toplum olarak, çocuklarımızla beraber güçlü bir toplum olursak hep beraber güçlüyüz. Yani hani bunu benim sadece yapmam hiç önemli değil. Hepimizin yapması lazım. Bizim bu bilgileri çocuklarımıza aktarmamız lazım. Mesela benim çocuklarım artık sirkeyi, kokusunu, her şeyi biliyorlar yani. İşte bizim çocuklarımız da böyle yetişmesi lazım. Kendi kültürümüze yabancılaşmamamız lazım. Bir soru gelmiş, onu cevaplamak istiyorum. 5 kiloluk cam kaba yarısına kadar elma ekledim. Orta şekerli. Üstüne 1 yemek kaşığı bal ve şeker ekledim. Sizce yeterli midir fermentasyon için? Orta şekerlisi 1 yemek kaşığı yeterli olabilir. Evet, eğer ki orta şekerlisi yeterlidir. Gayet iyidir. Hatta 2 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ama bu tercih meselesi. Çok keskin bir sirke istiyorsanız 1 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz. Keskin sirkeler, keskin sirke severler için diyeyim. Çünkü bazı arkadaşlarımız benim sirkem keskin olmadı, ne yapacağım falan diye bir üzüntü oluyor. Yok sıkıntı değil diyorsanız aynı o şekilde de güzel, gayet iyi, başarılı sirke yapabilirsiniz. Hemen şöyle aşağılardan yorumlara bakıyorum. Merhaba demiş Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederim Rukiye Hanım. Çok değerli arkadaşlar. Senin sayende çok güzel sirkelerim oluyor. Sen özelden dahi sorduğum sorulara hep cevap verdin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu güzel yorumlarınız çok önemli. Çünkü diyorum ya, sizlerden güzel yorumlar geldikçe, işte ne bileyim, beğenilerinizi aldıkça, işte hikayemi göz attıkça ben daha iyi üretme isteğim geliyor. Hani diyorlar ya, siz sevginizi gösterin, ben de sevgimi göstereyim, daha fazlasını göstereyim. Gerçekten bu çok karşılıklı olan bir şey. Elimden geldiği kadar benim yapımda zaten yardım etmek, paylaşmak zaten var. Hani ben yapıyorum, ben yaptım olmasın, herkes yapsın. Çünkü sadece benim çocuğumla, sadece benimle değil, biz bir toplumuz. Biz hep beraber sağlıklı olmalıyız. Ben hasta birini gördüğüm zaman hemen üzülüyorum. Hatta eşim de aynı. Arkadaşlar diyor, işte kalp rahatsızlığım var. Eşim de hatta anlatıyor. İşte sen alış sirkesi yapsana falan. Biz zorluyoruz böyle. Hadi şunu yap. Yani neredeyse yapıp vereceğiz ama hepsine yetişmemiz tabii ki
mümkün değil. Kef değil de barlama oluşmuş ise barda temizlenmeli mi? Bar dediğimiz kastımız ne olabilir acaba? Yine parmağımıza yapışıyorsa mutlaka temizlememiz gerekiyor. Üst kısmı temiz olursa hatta kavanozunuz çok kirliyse bu kavanozu tekrar böyle temiz bir kaba aktarabilirsiniz. Daha iyi hijyen, pardon, daha hijyenik olacaktır. Bakalım arkadaşlarımızın hemen yorumlarına bakıyorum. Şeker pancarı sirkem salyalandı. İlginç. Acaba şeker pancarı ile alakalı bir şey olabilir mi? Aslında şeker pancarı adı gereği de şekerli olduğu için çok güzel sirke olabileceğini düşündüm ama çok ilginç. Salyalanması ile ilgili mutlaka bir mikrobik bulaşmış olabilir. İşte diyorum ya tahta kaşık o sebeple biraz riskli olabiliyor. Hani mikrobun nereden geleceğini bilemeyiz ama temiz, hijyenik bir metal kaşık mikrop barındırmaz. Hatta ballar da süzülürken o ağız kısmında metal kısmı vardır. Çok teşekkür ederim demiş. Ben size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi altlara geçiyorum. Bana da öğrettiniz yapımını. O kadar güzel, harika alıç ve elma sirkelerim oluyor. Hatta satışını yapıyorum. İşte bu çok güzel haberler. Gerçekten ben bu haberleri duyunca çok mutlu oluyorum. Çok sevindim. Çok sevindim Rukiye Hanım. İnşallah bu haberler daha çok gelsin. Çünkü birilerinin evine bütçeye katkı sağlamak beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Hatta bunu peynirde de yaşamıştım. Hiç peynir yapmayan bir arkadaşımız bana böyle bir mesaj atmıştı. Senin sayende peynirimi yapıyorum. Hatta satışını yapıyorum. Çok teşekkür ederim diye. İnanın o kadar çok çok mutlu oluyorum ki bu haberleri duyunca. Özellikle bir de satışını yapacak kadar gelişmesi beni çok sevindiriyor. Gerçekten bugünün iyi haberi diyebilirim ben. Ben de çok teşekkür ederim. Sirke anası varsa direkt onunla tekrar sirke yapabiliyorum. Evet. Sirke anası fermantasyonu hızlandırıyor. Hemen diğer yoruma bakıyorum. Yoksa direkt yeni baştan mı başlamak lazım? Hangisini acaba? Onu ben kaçırdım mı? Sirke anası varsa direkt onunla tekrar sirke yapabiliyorum. Yoksa direkt yeni baştan mı başlamalıyım? Hayır, dediğim gibi normal klasik yapanım. Çünkü ilk yapanlar zaten sirke anası yokmuş ki. Yani bu bir mecburiyet değil. Şeker miktarını arttırırsınız. İlk yaparken diyorum çünkü işte o şevkiniz, arzunuz kırılmasın diye. Sonucunu görmek istiyor. Yani ben de öyleyim. Bir şey yapıyorsam onun güzelliğini görmek istiyorsun. İşte devam etmesi için bir miktar şeker miktarını arttırın. Ondan sonra zaten eliniz de alışıyor. Her şeyi öğreniyorsunuz. Tıkır 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 ilerliyor. Onun için ilkler önemlidir. Hiç olmadı diye de asla üzülmeyin. Devam edin. Hiç bu şey yapmayın. Yani pes etmeyin. Merhabalar. Sirke anası ne kadar süre dayanıyor? Sirke anası bozulur mu? Sirke anası kolay kolay bozulmaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benimki de bulanık görünüyor ama burada daha farklı kavanozlarda da var. Sirke anası içerisinde. Bu neden bulanık? Onu da hemen söyleyeyim. Sirkemizi süzdük. Dip kısmında kalan o tortulu kısım var ya, onu zaten pek içemiyoruz. Yani içmekte de biraz zorlandığımız için bu kısmı sirke anasını saklamak için kullanıyorum. O yüzden tortulu gördüğünüz gibi. Bizim çocuklar da sirke oluşumunu bu alt kısmı tortulu kısmını içmedikleri için o tortulu kısmını sirke anasını muhafaza ediyorum. Ve sirke anası saklamak için mutlaka sirke anasının olduğunu boylamalı. Eğer ki sirke anası üst yüzeyde kalırsa aynı turşudaki gibi bir durum oluşur. Sirke anası küflenir ve bozulur. Hemen şu soruya da cevap vereyim. Sorulmadan önce sirke anası nasıl saklanır? Dediğim gibi sirke içerisinde normal karanlık dolap içerisinde saklayabilirsiniz. Yani buzdolabına koymanıza ya da işte dondurmanıza gerek yoktur. Bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz. Hemen bakalım başka sorular var mı? Sirke anası oluştuktan sonra hemen süzmeli miyiz yoksa 5 ay tamamlaması zorunlu mudur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bazı kaynaklarda diyor ki sirke anasının dibe çökmesini gerektiriyor. Ama ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Sirkenizin tadına şöyle bir kenardan bir bakın kaşıkla. Bu karbonat testi de söyleniyor ama bence en iyi tadını anlayacağımız şey damak tadımız. Eğer ki sizin içiminize uygunsa, içebileceğiniz kadar lezzetli, evet bu hoş oldu dediğiniz bir sirkeniz varsa beklemeden süzünüz derim ben. Çünkü bizim içerisindeki faydalı bakteriler zaten oluşmuş demektir. Sirkem süzüldükten sonra tekrar tekrar üzerinde ana oluşmuş. Bu normal mi? Gayet normal. Hani diyorum ya, eğer ki
Bir müddet sonra süzmezseniz sirkenizi oksijenle beraber bu fermantasyon devam eder. Ta ki sirkeniz bitene kadar mutlaka süzün. Çünkü o sirke anası o sirkelerle besleniyor. O yüzden süzmezseniz size sirke falan kalmaz. Bence hemen sirkenizi kurtarın ana der. Elma sirkesi de öyle oluyor. Salyalanıyor. Aa ilginç. Acaba yaptığınız bir yöntemde bir farklılık mı var? Çünkü ben salyalanmayla karşı çok şükür yani maşallah diyeyim de nazar ettim kendim biraz ben nazar ederim de kendim arkadaşlar. Nazar etmeyeyim ama çok şükür öyle bir durumla karşılaşmadım yani. Yaptığınız yöntemi benim tariflerime de bir bakar mısınız lütfen? İkisini kıyaslarsanız siz daha iyi anlarsınız. Aa bu böyle yapmış. Demek ki ben şurada bir hata yapmışım diyebilirsiniz. Bence bir eğer ki tariflerime ulaşamıyorsanız DM'den yazın. Hani gerekiyorsa link gönderirim. Hatta erken öyle bir durum yoksa daha önceki tariflerime de hikayeme koyarım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Bence bir kontrol edin. İkisini bir kıyaslarsanız oradaki hata ne olduğunu görürsünüz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etmiş arkadaşlarımız. Sirkenin oluşumu kaç ay sürer? Sirke oluşumu ortalama söylüyorum. İşte normalde 2 aydan 6 aya kadar sürebilir. 6 ayı mutlaka geçmeyin. Yani sirkeniz oluşmuşsa da oluşmamışsa da süzün derim. Süzmezseniz sirkeniz tamamen suya dönüşür ve çöp olur maalesef. Hemen bakalım temizlik sirkesi nasıl oluyor? Temizlik sirkesi mesela yediniz meyvelerinizi elma yediniz işte yediniz her türlü meyvelerin bir kabın içerisinde plastik bir kap da olabilir. Bunun içerisine dolduruyorsunuz. İçerisine aynı su ekliyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. İşte meyveler ya da işte kabuklar her neyse o dibe çöküyor. Onun çok anasının oluşmasını ya da işte çok uzun süre beklemenize gerek yok. Önemli olan o meyvelerin dibe çöküp işte belki bir ay kadar bekledikten sonra zaten içerisindeki bakteriler oluşacaktır. Meyvelerin içerisindeki şekerleri mantar mayalar tükettikten sonra zaten meyveler dibe çöküyor. Bizim amacımız da budur zaten. Umarım anlatabilmişimdir. Ayvalarım var, yenmiyor. Onlardan sirke yapabilir miyim ki? Aynı elma sirkesini yaptığım gibi. Ayvalar şekersizdir. Burada şeker ilavesi mutlaka yapın. Yani şeker diyorum ama arkadaşlar zararlı diye düşünmeyin. Şeker olabilir. Ben hani şu an ekonomik durumdan dolayı şeker diyorum. Şeker olabilir, bal ilavesi olabilir, pekmez olabilir. İşte bunları ekleyebilirsiniz. Yani tatlandırıcıya ihtiyaç var. Ayvada da öyle. Yaparsanız çok güzel olur. Acaba ayvanın çekirdekleri çok faydalı. Ayva çekirdeğini de eklesek mi diye düşündüm şu an. Çünkü bildiğim kadarıyla ayva çekirdekleri de şifa yönünden çok çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hatta çok güzel olur bence. Hemen yapın. İçerisine mutlaka ama şeker ilavesi yani tatlandırıcı ilavesi mutlaka yapın. Çok da güzel olur. Ama küçük parçalara ayırmayı unutmayın. Teşekkür etmiş. Ben teşekkür ediyorum. Farklı anaları aynı kapta saklayabilir mi? Kesinlikle saklayabilirsiniz. Çok çok hiçbir sorun olmaz. Zaten bizim hani hangi sirke olduğu önemli değil. Merhaba. Sirkeyle yapılan malzeme çökünce ne kadar zamanda süzmeliyim? Sirke yapılan malzeme çökünce ne kadar zaman? İşte bunun tadına bakacaksınız arkadaşlar. Sirke yaptınız ama bu kış aylarında hemen oluşmaz. Yani şimdi yapayım derseniz şu an hava çok soğuk. Yani oluşması biraz ha, eviniz mutfağınız çok sıcaktır. Onu bilemem tabii ki. Genel itibariyle diyorum. Kış ayında olduğumuz için fermantasyon yavaş olur. Bu en az 3 ay sürebilir. Yaz ayında yaparsanız çok çok kısa sürebilir. Tadına bir bakın. Keskin sirke tadı varsa süzebilirsiniz. Mutlaka tadına bakın. Hiçbir şey olmaz. Dikkat edin. Küf olmasın yeterli. En önemli kriter sirke yaparken küf olmasın. Süzdükten sonra şişelemeli miyiz? Kesinlikle şişelemelisiniz. Aa, bu arkadaşlar süzmeyi de ben size kısaca bir anlatayım. Süzmesini nasıl yapacaksınız? Temiz bir tülbentle. Eğer ki hijyenik olmadığını düşünüyorsanız sirkenizle yine bir sirkenizi kabın içerisine koyun. Bunu süzün. İyice sıkın. Çünkü posaları çıkacaktır. Süzün. Altta kalan sirkelerinizi mutlaka dar başlı kavanozlara, şişelere, cam kavanozlara koyun ya da şöyle küçük başları dar olsun. Ama asla şöyle kavanozlara koymayın. Yazık olur, sirkeniz suya dönüşür. Bu şekilde kavanozlara sirke koymayın. Ha ne olur? Belki kavanoz alacaksınızdır. Ha, hadi şu 5-10 gün dursun, hemen alacağım. Aldıktan sonra koyarım derseniz sıkıntı olmaz. Ama uzun süre bunun içinde sirkenizi saklarsanız o yaptığınız emekler suya dönüşür.
Çünkü hava var arkadaşlar. Fotoğraf göndersem şimdi bilemedim canım, salyayı bilemiyorum işte, siz dediğim gibi kıyaslarsanız sizi daha iyi bilirsiniz. Çünkü siz sirkenizi nasıl yaptığınızı biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim ya Sevin Hanım, maşallah demiş. Ben size teşekkür ederim burada olduğunuz için. Birkaç tane yaptım. Bir tanesi öyle oldu. Bu kaçırdım ama sorunun başı neydi bilemedim. Diğer sorulara geçiyorum. Hangi meyvelerden olur? Hangi meyvelerden olur? İstediğiniz meyveden olur arkadaşlar. Sanırım bu arkadaşımız Şenur arkadaşımız zeytin yaprağı sirkesi tarifimi görmedi. Bu arada size not olarak ileteyim. Zeytin yaprağı sirkesi kurmak için şu an tam zamanı. Kara kıştayız. O zeytin yaprağının içerisindeki oloropen, yani kansere karşı etkili malzeme şu an açıkta. Eğer ki imkanınız varsa mutlaka zeytin yaprağı sirkesi yapın derim. Zeytin yaprağı sirkesini YouTube kanalında zaten paylaştım. Mutlaka yapın arkadaşlar. Şu an tam mevsimi çünkü. Zeytin yaprağı sirkesi yapma zamanı. Yaz aylarında yapılır ama şu anki gibi içerisindeki aloropen maddesi yok. Şu an zeytin yaprağının içerisinde kendini kıştan korumak için özel bir oluşum çıkarıyor. Özel bir faydalı bir oluşum var. Enzim mi diyeyim, onu yanlış demiş olmayayım arkadaşlar. Yanlış telaffuz etmeyeyim. Ama şu an çok kansere karşı koruyucu etken maddesi var. Şu an tam zamanı. Mutlaka yapın. Bence ısrarla yapın. Eğer ki sirke yapıyorsanız ilk denemenizse bir tık uğraştırabilir. Şimdi ilk deneyen arkadaşlara o belli olmaz. Belki çok güzel de yapabilir. Neden olmasın? Geçelim diğer soruya. Ben de kaç defadır deniyorum. Elmadan ana oluşmuyor. Neden acaba? Dediğim gibi şeker miktarı az olabilir. Meyve miktarı az olabilir. Bunlara dikkat edin derim. Sirkede 6 ya da 8 hafta sonra süzülmeli deniyor. Bu süre neye göre değerlendiriliyor? Keskin sirke oluşumu için yeterli mi? 6 ila 8 hafta denilebilir ama 12 haftaya da çıkabilir. Burada tadına bakın arkadaşlar. Şimdi diyorum mesela senin mutfağının sıcaklığı farklı. Benim mutfağımın sıcaklığı farklı. İşte mevsim şu an kış ayındayız ama belki senin mutfağında çok sıcak merkezi sistemdir. Mutfağın çok sıcaktır. Çok hızlı oluşabilir. Yani bunlar tamamen kişiden kişiye değişiyor. Hemen şöyle bir tadına bakın. Çok basit bir yöntem. Tadına bakın. Sirke keskinse tamamdır. Hemen süzün. Çok da şey değil. Yani içmeye hazırdır. Temizlik sirkesini çamaşır makinesinde yumuşatıcı yerine kullanabilir miyiz? Arkadaşlar bu konuda ben hani kullanmadım. Çünkü açıkçası şu an beyaz eşyalar oldukça pahalı. Bence biraz riske de girmek doğru olur mu bilemiyorum. Çünkü çamaşır makinesine uygun mu bilemiyorum. Bunu şeylere, mühendislere sormak lazım. Bunu üreten kişilere ondan sonra kullanın. Bence çamaşır makineleri de şu an elektronik aletler oldukça değerli olduğu için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani makine, bulaşık makinesine hatta ara sıra döküyorum. Sürekli olmasa da döküyorum ama işte çamaşır makinesine emin değilim arkadaşlar. Bir mühendislere sorup da ona göre yol almak lazım. Diğer soruya geçiyorum. Yayını kaydedeceğim. Kesinlikle kaydedeceğim. İnşallah başka insanlara da faydalı olsun. Ben teşekkür ederim. Hemen yorumlara tekrar bakıyorum. Sizin tarifinizle zeytin yaprağı sirkesi yaptım. Süper oldu. Çok teşekkür ederim. Harika. İşte bugün güzel haberlerin ikincisi geldi. Çok sevindim. Şifa olsun. Benim zeytin yaprağı sirkem bakayım burada mı? Hayır, yok yanımda. Bu aralar biraz sanki ben biraz hasta olacağım. Sinyalleri geliyor. Bol bol sirke içiyoruz bu arada. Çok sevindim. Affedersiniz. Bir su içeyim müsaadenizle. Pardon arkadaşlar. Dediğim gibi biraz gıcık var boğazımda. Ana olmasa da sirkem olmuş mudur? Senesi geldi sanırım ama hala keskin bir sirke tadı yok. Yumuşak bir tat var. Eğer ki yumuşak bir tat varsa, sirkenizin başka sirkeniz varsa, keskin olan sirkeniz varsa ondan bir miktar buna ilave edebilirsiniz. Sirkeyi orantılayabilirsiniz. Affedersiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakalım arkadaşımız neymiş. Zeytin yaprağı sirkesinin tadı nasıl? Acılık ya da buruk tat oluyor mu? Bir de içine şeker oranı daha fazla mı koymak gerekir? Meyvesi olmadığı için. Melikeciğim sirkesi, evet, tadı biraz elma sirkesine göre bir tık daha buruk. Şeker miktarını kesinlikle arttırmalıyız ama
Elma sirkesi, pardon, zeytin yaprağı sirkesinde de meyve kullanabiliyoruz. Yani sadece zeytin yaprağında şeker olmadığı için meyve ilavesi de yapıyoruz. Tarifi mutlaka izle. Hemen alttaki yorumlara bakıyorum. Ben sürekli kullanıyorum. Çamaşır makinesinde portakal, limon kabuğu sirkesi kullanıyorum. Bir sorun yaşamadınız o zaman, değil mi? İşte ben biraz aslında makinelerde biraz daha tedirgin, daha dikkatli yaklaşmaya çalışıyorum. Bulaşık makinesinde ben de kullanıyorum. Hani elimin altındayım ama işte çamaşır makinesini bilemiyorum. Kaç yıldan beri kullanıyorsunuz acaba? Bostan'dan kaç yıldır kullanıyorsunuz? Bir sorun yaşadınız mı? Deneyim sahibi olmak daha farklı bir şey tabii ki. Şimdi şöyle diğer sorulara da bakıyorum arkadaşlar hemen. Onu da cevaplayayım. Bir dahaki sirke yaptığımda sirke anası yeterli olur mu demiş. Bunu cevaplamıştık. Sirkeyi süzdükten sonra saklama işlemi nasıl yapıyorsunuz? Bunu da cevapladığımızı düşünüyorum. Dar ağızlı cam kavanozlarda. Elma sirkesini sadece bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı şeker koydum. Bu şekilde mayalanır mı? Evet, mayalanır. Elma sirkesine bal ile yaptım. Bir haftada beyaz köpükler oldu. Bunları almalı mıyım? Köpükleri almanıza gerek yok. Fermantasyonun doğal sonucudur. Gayet iyi gidiyordur. O beyaz şey nedir? Elime aldığım bu jelimsi kısımdan bahsediyorsanız o sirke anasıdır. Siyahlaşan sirkeler gördüm. Sirkeler gördüm. Bunun nedeni ne olabilir? Bilginiz var mı? Siyahlaşan sirkeler arkadaşlar şey olabilir. Bir saniye şu soruları kapatayım mı? Sirkenin siyahlaşması gibi bir durum yaşadınız mı? Acaba sirke beyazdı sonradan mı siyahlaştı? Şöyle bir durum olabilir. Şimdi ben sirke yaptım. Armut sirkesi içerisine meyan kökü koydum. Meyan kökü oldukça koyu bir renk alır. Öyle bir şey olabilir mi? Yani normal elma sirkesi mesela şu şekildeyse siyahlaşması çok ilginç. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Ama elma sirkesi yapmışsınızdır. İçerisine işte meyan kökü koymuşsunuzdur. Pekmez koymuşsunuzdur. Bunun rengi doğal olarak koyulaşacaktır. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir saniye hemen soruları okuyorum. İçinde sinek oluşması iyi bir şey mi? Gönül rahatlığıyla tüketebilir miyiz? Evet, sirke sineklerinden bahsediyoruz. Sirke sineklerin arkadaşlar oluşabilir. Bu gayet normaldir. Çünkü meyvenin içerisinde meyvenin sirke larvaları bulunur. Bunlar sirkenin oluşumunda fermantasyona sirke sinekleri gelir. Çünkü o kokuyu alır. Yani bunlar zararlı bir şey değildir. Tehlikeli değildir. Gayet normaldir. Sirke sinekleri sadece fermantasyon yapılan temiz bir ortama gelir. Yani diğer kara sinekler gibi ya da sivri sinekler gibi tehlike asla arz etmez. Çok çok tehlikesizdir. Ama ne yapıyoruz? Sirkemizin kapağını iyi kapatıyoruz. İçerisinde larva, kurçuk oluşmasını engellemek için. Bu da dikkat etmemiz gereken diğer bir konu. Hemen soruların diğerlerine bakıyorum arkadaşlar. Her şeyin sirkesi olur mu? Her meyvede kesinlikle her şeyin sirkesi olur arkadaşlar. İmkanım olsa ben de yapacağım. Ama işte bu da bir zaman aldığı için. İşte diyorum ya zeytin yaprağı sirkesi yaptım. Enginar sirkesi yaptım ama enginar yaprağı sirkesi arkadaşlar pardon. Hem içine enginar da ilave ettim. Ama enginar sirkesi tarifim henüz yok. Çünkü onu ilk ben yapayım. Eksilerini, artılarını bulayım. Ondan sonra sizlere paylaşayım diye tarifini paylaşmadım. Ama enginar sirkesi de yaptım. Her şeyin sirkesi olur arkadaşlar. Her şeyin. İnşallah kısmet olursa bu baharda niyet ediyorum. Ihlamur sirkesi de yapacağım. İşte orada taze güzel ıhlamurlar bulmak lazım. Mis kokulu sirke olacaktır. Bütün tarifleri o kadar. Sen arkadaşlar yorumları şurada bir soru vardı ona bakıyorum. Hemen yorumlara bakıyorum. Bütün tarifi o kadar detaylı anlatmışsınız ki soracak bir şey bırakmamışsınız. Muhteşemsiniz demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu gibi dönüşleriniz beni çok mutlu ediyor. Bir saati doldurduk arkadaşlar. Sorularınız var mı? Yoksa şimdilik bu kadar sirkeye dair yeterli mi? Ne diyorsunuz? Ve haftaya hangi konuyla konuşmamızı istersiniz? Peyniri konuşalım mı? Benim şu an aklımda peynir var. Şöyle peynire dair bir güzel bir sohbet edelim. Peynirin içinden girip dışından çıkalım. Her şeyini konuşalım. Ne dersiniz? Peyniri konuşmaya niyetliyim. Yine hikayemde anket yapacağım. Mutlaka katılın.
kullanılan bir bal kabağı ve kavun sirkesi yaptım. Aa, şahanesiniz ya, her şeyin sirkesi olur arkadaşlar. Ya yeter ki siz sevgiyle yapın, sevginizi koyarak yapın, her şeyin sirkesi olur. Zaten meyveler zaten faydalıyken sirke haline geldiği zaman kat kat faydalı olur. Çünkü o içerisindeki faydalı oluşumlar sirkeyle beraber katlanarak artar. O yüzden eğer ki bir meyve, sebze, yaprak varsa bunu size faydasını arttıracaktır. Peyniri konuşalım değil mi? Yine dediğim gibi hikayelerimde bakın arkadaşlar. Orada bir anket yapalım. İşte peyniri konuşalım ya da işte eğer ki şey olursa bir misafir konuk da alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yorumlarınız gerçekten beni onurlandırıyor. Dönüşleriniz onurlandırıyor. Lütfen paylaşımlarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız, işte hikayelerime bakarsanız, bana destek olursanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki bizimlesiniz. Çok çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel olur. Peynir konuşalım değil mi arkadaşlar? Peynir yapmak aşktır diyorum. Peynir yapmayı da çok seviyorum. Çok güzel bir düşüncem var. İnşallah çok seversiniz. Bir konuk da alalım. Böyle peynir dolu dolu konuşalım istiyorum. Her haliyle peyniri konuşalım. Fermentasyondan, mayadan hepsinden konuşalım. Ne dersiniz? Hepimiz çoluğumuza çocuğumuza fermente ürünler yedirelim. Hep birlikte bilinçlenelim ve sağlıklı olalım diyorum. Bugün akşam da canlı yayınımızı sonlandıralım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Katıldığınız için, burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere.